Arkadaşlar, herkese merhabalar. Uzun bir zamandır sizlere imar barışı ile alakalı ve imar barışının özel kanunlar çerçevesinde uygulanması ile alakalı bilgilendirici videolar yapmaya çalışıyorum. Bu videolarda da her hafta farklı kanunları, arada bir de doğal içerikli videolarımı yayınlamaya çalışıyorum. Hatta bir hafta doğal içerikli video, bir hafta da kırsal arazi hukukuyla alakalı ve hepimizi ilgilendiren bu tür videolarla ilgili içerikler üretmeye çalışıyorum sizlere. Bu hafta da MERA kanunu kapsamında imar barışı nasıl olur, imar kanunu nasıl uygulanır, bunlarla alakalı sizlere bir bilgilendirici video yapacağım. Birçok arkadaşımızın merak ettiği, hatta bazılarının da kaygılandığı konulara açıklık getirmiş olacağım. Hep beraber hem MERA kanununa bakalım, MERA kanununda neler var ve imar barışı kapsamında nasıl oluyor, ona bakalım. Şimdi arkadaşlar, MERA kanunu dediğimiz kanun özel bir kanun. Daha önceki videolarda da bahsetmiştim. İmar kanununun 4. maddesi diyor ki, özel kanunlar kapsamında olan haklar ya da kısıtlamalar bu kanunun kapsamında uygulanmaz diyor. Şimdi öyle olunca nasıl oluyor? MERA kanununda bir kısıtlama var ise, bu kanun kapsamında herhangi bir izin yok ise diyelim ya da var ise, bunlar imar kanunu kapsamında ona göre değerlendiriliyor. Dolayısıyla şimdi biz MERA kanununu önce bir okuyalım. MERA kanununda ne var? Neler MERA oluyor? Onları bir okuyalım. Ondan sonra daha net kafamızda oturacaktır. Niye bu kanun özel bir kanun? O da kafanızda daha net oturacaktır. Yani bunu toprak koruma kanunundan da ayrı düşünün lütfen. Çünkü toprak koruma kanununda verilen izinlerin ötesinde bir şey bu. Onun için MERA kanunu özel bir kanun. Şimdi MERA kanununun ilk birkaç maddesine geçiyorum ve direkt 4. maddesinden başlıyorum. MERA kanununun 4. maddesi diyor ki, MERA yaylak ve kışlakların kullanma hakkı bir veya birden çok köy veya belediyeye aittir. Yani kime aitmiş? Bir veya birden çok köy veya belediyeye aitmiş. Belediyenin ne alakası var diye sakın söylemeyin. Yani öyle düşünmeyin. Yani MERA kanununa baktığımız zaman, MERA kanunu belediyelerin daha çok aktif olmadığı zamanlarda, insan eskiden köy gibi olduğu zamanlarda çıkartılmış bir kanun olduğu için, eskiden belediyelik olan yerlerde bile çok kırsal bir yaşam var idi. Ondan dolayı da kanun bunu diyor ki, köylere ait ya da belediyelere ait diyor. Hemen devamına bakalım. Hemen devamında bir şey daha söylüyor. Bu yerler devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Dolayısıyla arkadaşlar, burada ne oluyor? Gerek köy kişilikleri, gerekse belediyeler devletin bir kurumu. Devletin bir kurumu olduğu için arkasından bu yerler devletin hüküm ve tasarrufu altındadır diyor. Ancak hemen bir tırnak açalım. Burada devreye milli emlak da giriyor. Eğer bir yer tescil edilmemiş bir yer ise, o zaman da direkt devletin hüküm ve tasarrufunda olduğu için milli emlağın olmuş oluyor. Eğer tapu siciline kaydedilecekse ilk önce köy tüzel kişiliği ya da belediyeye kaydedilmiş oluyor. Burada şöyle bir şey var. Esas ben şimdi 14. maddeye geleceğim. MERA kanununun 14. maddesinde, çünkü MERA kanununun ne şekilde kullanılacağını anlatıyor. Diğer maddelere çok bakmayacağım. Çünkü onlar MERA'ların nasıl olduğu, neler olduğu vesaire, bunları anlatmaya çalışıyor. Nasıl kullanılacağını anlatmaya çalışıyor. Ve nasıl, hangi kütüklere kaydolacağını anlatmaya çalışıyor. MERA kanunun 14. maddesi tahsis amacının değiştirilmesini anlatıyor. Yani MERA vasfından çıkartılmasını anlatıyor. Hangi şartlarda MERA vasfından çıkartılır? Bunların haricinde hiçbir şekilde MERA vasfından çıkartılamaz. Çünkü MERA kanunu diyor ki, MERA'lar, MERA alanları hiçbir şekilde daraltılamaz ve küçültülemez diyor. Çünkü MERA kanununun 4. maddesi devamında diyor ki, MERA'lar hiçbir şekilde sınırları daraltılamaz diyor.
bu 14. maddesinin bu 14. maddenin haricinde hiçbir şekilde meralar daraltılamaz. Şimdi geçelim 14. maddeye. Şimdi diyor ki 14. maddenin hemen başında tahsis amacı değiştirilmedikçe, ben de burada bilgisayardan okuyorum, oradakinin aynısını anlatmaya çalışıyorum. Genel pratik olarak biz biliyoruz bunları ama sizlere de buradan okuduğunuz zaman benim yorumlarımı daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Biraz da kendi yorumlarımı da katıyorum işin içerisine. Tahsis amacı değiştirilmedikçe mera yaylak ve kışlaktan bu kanunda gösterilenden başka şekilde yararlanılamaz. Yani buradaki bu 14. maddekilerin dışında siz meradan hiçbir şekilde konut amaçlı ya da imar amaçlı faydalanmayarakten bir iş yeri amaçlı hiçbir şekilde faydalanamıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü kanun açık ve net. Ancak bu kanuna veya önceki kanunlara göre mera, yaylak ve kışlaklar olarak tahsis edilmiş olan veya kadimden bu yana bu amaçla kullanılan arazilerden, hemen açmış noktalı virgül, şunlar olabilir diyor. Yani bunların haricinde hiçbir şekilde mera kanunu kapsamına çıkartamıyorsunuz. Meranın tahsisini değiştiremiyorsunuz arkadaşlar. Buna biz literatürde, yani kanun uygulamasında tahsis amacının değiştirilmesi diyoruz. Ve bir de hangi amaçla tahsis amacı değiştirilmişse, çıkartılmışsa o amaç için kullanılmak zorunda. Onun haricinde kullanırsan eğer yine meraya geri dönüyor. Yani bunları ben parantez içerisinde böyle söylüyorum, aklınızın bir köşesinde bulunsun diye. Şimdi hemen bakalım. Demiş ki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın talebi üzerine maden kanunu kapsamında, petrol kanunu kapsamında bu faaliyetlerde yapıyorsan, uzun bir şey, hepsini anlatmıyorum, yapıyorsan bunlar için mera kanunu kapsamına çıkartabilirsin diyor. Ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın talebi üzerine turizm yatırımlarının zaruri olan, kamu yatırımları yapılması için gerekli bulunan, yani kamu yatırımları dediğimiz işte ne bileyim, biliyorsunuz eskilerden çöpler vahşi bir şekilde depolanıyordu. Bunların depolanması gibi ya da bir hayvan barınağının yapılması gibi. Çünkü biliyorsunuzdur İstanbul'da birçok hayvan barınağı eskilerden meraların üzerindeydi. Öyle olanlar vardı, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Tahsis amacı bu şekilde değiştirildi. Hayvan toplama yerleri oldu. Onlar o şekilde değiştirilebildi. Bunların hepsi yine kamu amaçlı, kamu yatırımlarının zaruri olduğu durumlar. Devam ediyoruz şimdi. Köy yerleşim yeri ile uygulama imar planı veya uygulama imar planlarına ilave imar planlarının hazırlanması, toprak muhafazası, gen kaynaklarının korunması, milli park ve muhafaza ormanı kurulması, doğal, tarihi ve kültürel varlıkların korunması, sel kontrolü, akarsular ve kaynakların düzenlenmesi, bu kaynaklarda yapılması gereken su ürünlerinin üretimi ve termale dayalı tarımsal üretim faaliyetleri için ihtiyaç duyulan. Şimdi en sondaki cümleye dikkat edin arkadaşlar. Bunların hepsi neyi söylüyor? Tarımsal üretim faaliyetleri için ihtiyaç duyulmasını öneriyor. Bunun haricinde yine hiçbir şekilde plana konu edemiyorsunuz. 442 sayılı köy kanununun 13 ve 14. maddesi kapsamında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan, o da nedir? Köyün ihtiyaçlarıdır. Köy kanunu ben ilerleyen zamanlarda sizlere yine anlatacağım arkadaşlar. Çünkü kırsal arazi hukuku dediğimizde o da var. Ben köy kanununu size ayrıca anlatacağım. Onun için de yine arkadaşlar takipte kalın. Instagram'dan da takip edin. Bu hatırlatmayı da yapayım. Genelde ben unutuyorum. Ama sizler de bu hatırlatmayı yapmadan hem kanalıma abone değilseniz abone olun, hem de Instagram'dan takip edin. Varsa özel bir sorularınız oradan da yazın. Cevaplamaya çalışıyorum vaktim olursa. Cevaplayamadığım ya da geç kaldığım arkadaşlar olursa da kusura bakmayın. Sitemde etmeyin lütfen arkadaşlar. Çünkü bazen oluyor ya, 2 gündür 3 gündür bakmıyorsunuz. Çünkü çok yoğun oluyorum. Yoğun olduğum zamanlarda bakamıyorum. Devam ediyorum şimdi. Ülke güvenliği ve olağanüstü hal durumlarında ihtiyaç duyulan. Yani tabi biliyorsunuz ki ülkemizin güvenliği önemli. Böyle bir durumda meram önemli, ülkenin güvenliği mi önemli yani? Biliyorsunuzdur. Doğal afet bölgelerinde yerleşim yeri için ihtiyaç duyulan. Düşünün ki deprem olmuş.
Her yer yerle bir olmuş ve uygun da bir MENA bölgesi var. Mecbursunuz. Başka çareniz yok. Yani onun için MENA'nın ne kadar özel olduğunu anlayabilin diye anlatıyorum arkadaşlar. Yani bunların haricinde MENA'yı başka şekilde kullanamıyorsunuz. Tarımsal faillerin dışında hiçbir şekilde kullanamıyorsunuz. Enerji piyasası ile ilgili yine bir konu daha var. Doğalgaz araması, elektrik faaliyetleri gibi, petrol faaliyetleri gibi yine burada onu anlatmış. Devamında jeotermal kaynaklı suların ve seraların kullanılması ile ilgili yine bak tarımsal üretim. Onun için anlatmış. Bir madde daha var. Cumhurbaşkanlığınca kentsel dönüşüm ve gelişim projesi olarak bir yer ilan edilmiş ise diyor. Yani kentsel dönüşüm ne için yapıldığını hepimiz biliyoruz. Keşke gerçek amacına uygun olarak her zaman yapılabilse. Bunun örnekleri, güzel örnekleri var. Biliyorum. İsteyen bakabilir. Ama bir Fikirtepe örneği hepimizin örnek alınmaması gereken bir proje olduğunu tırnak içinde ayrıca söyleyeyim arkadaşlar. Bütün herkesin bildiği bir konu olduğu için Fikirtepe projesinin iyi bir kentsel dönüşüm projesi olmadığını hepimiz biliyoruz. Ama onun haricinde çok güzel örnekler de var mı? Ben biliyorum var. Araştıranlar yine bakabilir arkadaşlar. Ayrıca 4737 sayılı endüstri bölgeleri kanunu kapsamında ilan edilen endüstri bölgeleri, teknoloji gelişme bölgeleri, ileri teknoloji bölgeleri, organ sanayi bölgeleri kanunu kapsamında kurulan organ sanayi bölgeleri, serbest bölgeler kanun kapsamında kurulan serbest bölgeler için kuruluş ve gelişme alanlarına ihtiyaç duyulan. Bu da arkadaşlar şöyle oluyor. Yani zannetmeyin ki her organize sanayi bölgeleri için bu şekilde yapılıyor. Bu şekilde yapılmıyor. Nasıl bir şey oluyor? Bazı meralar var. Çok küçük ve kullanımı efektif olmayan meralar var. Ve marjinal tarım arazilerinin içerisinde, yani hiçbir şekilde kullanıma elverişli olmayan tarım arazilerinin içerisinde ve böyle bir yerde de Toprak Koruma Kurulu ve birçok kuruldan geçtikten sonra ancak müsaade edilebiliyor. Bunun da şimdiye kadar çok sayılı bir örneği var. Yine araştıranlar, merak edenler bakabilir. Onlara da kolay kolay hiçbir şekilde Tarım Bakanlığı müsaade etmiyor. Yani ben çok ciddi projeler biliyorum. Tarım Bakanlığı'nı hiçbir şekilde olur vermediğini. Yine aynı şekilde Evrensel Hizmet Kanunu kapsamında Ulaştırma, Denizcilik, Haberleşme Bakanlığı'nca kurdurulacak Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş işletmeler tarafından kurulacak elektronik haberleşme altyapılarına ihtiyaç duyulan. Bu da baz istasyonları. Zaten diyelim ki 500 dönüm arazide öyle bir meranız varsa ya da 10 dönüm gibi küçük bir meranız dahi olsa bunun tutacak olduğu 300-500 metrekarelik bir alan arkadaşlar. Yani öyle çok büyük bir alan değil. Çünkü bunlar şey yapmıyor. Meranın kullanımını kısıtlamıyor aslında. Onun için anlatmaya çalışıyor. Bunların haricinde arkadaşlar hiçbir şekilde meraların kullanımının tahsis amacı değiştirilmiyor. Değiştirilemiyor. Öyle söyleyeyim. Onun için bu kanun özel kanun. Onun için imar barışı kapsamında almış olduğunuz yapı kayıt belgeleri burada geçerli değil arkadaşlar. Eğer bir meranız varsa, burada da bir yapı varsa, bunun imar barışından yapı kayıt belgesi almış olması ona herhangi bir hak kazandırmaz. Eğer böyle bir şey düşünüyorsanız bile hiçbir şekilde mera üzerinde ki bir yapınıza yapı kayıt belgesi almayın. Çünkü o herhangi bir şikayet anında ya da herhangi bir denetleme anında hem ceza yiyeceksiniz demektir. Çünkü bu kanunun devamında ceza maddeleri de var. Onlara şimdilik girmiyorum. Ben sadece imar barışı kapsamında ne olur, karşınıza ne çıkar onu anlatmaya çalışıyorum. Eğer imar barışından faydalandığınızda bir yapı kayıt belgesi almışsanız yapı kayıt belgeniz iptal olur. Nokta. Bu kadar arkadaşlar. Burada umarım MENA kanunu ve imar kanununun kıyaslamasını çok net anlatabilmişimdir. Umarım faydalı da olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız, beğendiyseniz yine beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve o öksüz kalmayan doğal içerikli videolarımı da seyretmeyi unutmayın. Onları da izleyin. Çünkü doğal yaşam varsa bunlar var. Bu meralar korunabiliyor. Doğal yaşam yoksa korunamıyor. Hepsi birbiriyle bir bütün, birbiriyle iç içe. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.